tarihimizi anlamak için, Atatürk'ü anlamak için ilk önce Çanakkale Savaşları'nın tarihini bilmemiz lazım. Mektuplar var. En ilginci ise 1915 9 Ağustos'ta bir İngiliz subayının yazdığı İngiltere Deniz Kuvvetleri Komutanı'na gönderdiği Mektubun orijinali. Öne göre bölüm bölüm hazırladım. İkinci bölümde ise Boğaz'ın giriş tabiaları var. Boğaz'ın dörtlü blok olarak İlk gün damgalı, 1955 Çanakkale damgalı dörtlü bu, blok pulu vardı. Burada ise Seyit Onbaşı'yı e, gösteren ilk gün zarfıdır. Ve değişik PTT'nin çıkardığı e, zarflar ve PTT'nin çıkardığı pul. Bu kartların ilginç arayı ise e, kartların altında bulunan barkodu e, telefon QR kodundan okutup çıkan videoda Gazi'nin savaşa katıldığı e, olayları Gazi kendi sesinden videosunu paylaşıyor. Şöyle. Bu Çanakkale koleksiyonuma yaklaşık 12-13 sene önce başladım. Tarihe de biraz meraklıyım. Tabii normal 1940'tan bugüne kadar olan Türkiye Cumhuriyeti'nin PTT AŞ'ini çıkardığı tüm pullar elimde mevcut. Zafları da var. Tematik olarak ne yapayım diye düşünürken biraz da az önce dedim tarihe meraklıyım. Çanakkale Savaşları'nı, yılda ben dört kere Çanakkale törenlere giderim. Ve Çanakkale Savaşları'ndan ilgili pulları toplamaya başladım. PTT AŞ e, yani yazık bir yerde... Hep Çanakkale diyoruz ama Çanakkale'ye de fazla önem verilmiyor. 1955, 65, 90, 98, 2015'te 5 seri pul çıkardı. Fakat tabii bu tematik yetmeyi, tematik koleksiyon hazırlanan yetmediği için... ...herkes gibi dünyada çıkan internet yoluyla, takasla, satın almayla ilgili... ...internetten e, filateli sitelerini takip ederek dünyada çıkan tüm Çanakkale den yani ilgili bütün pulları ve ilk gün zarflarını, madalyondur hepsini satın aldım. En son e, satın aldığım olay ise benim için çok önemli. Çünkü orada bir gerçek yatıyor. Bir İngiliz subayının e, Çanakkale cephesinden İngiltere Deniz Kuvvetleri Komutanı'na yazdığı mektup. Bu mektubun bir özelliği mektup 9 Ağustos 1915 Galipoli diye köşesine yazmış bir defter yaprağına zarfın üzerinde ise 10 Ağustos 1915. 10 Ağustos 1915 nedir? Anafartalar Muharebesi'nin başladığı gün. Atatürk'ün Atatürk olduğu gündür. Zarfın özelliği öyleydi. Baya bir meblağ satın aldım ve koleksiyonumun en değerli parçalarından biridir. Yaklaşık bu koleksiyonum 450 tane A4 üzerine pullar ve zarfları ...işte pulları havitlerin içine koyarak... ...çünkü havit e, asit alınmış bir naylondur... ...onun içine koyuyoruz bozulmasın diye... ...zarfları da köşe bentlerle tutturuyoruz... ...ve bu A4'lere mümkün olduğu kadar yerleştirmeye çalışıyoruz... ...ve e, o pulların, zarfların hepsinin bir hikayesi vardır... ...o hikayeleri hani hangi tarihte hangi devlet çıkardı... ...zarf hangi tarihte, hangi pullan nereye gitti... O hikayelerini ve savaşı da anlatarak 450 civarında A4 beraber bu koleksiyonu tamamladım. Hmm. 12-13 yılda e, tam tamam. hatırlayamıyorum yani o, o kadar civarda. 2017 e, Ekim ayında Ankara'da yapılan Milli Pul Sergisi'ne bu Çanakkale Savaşları'ndan katıldım. Vermeyi madalya aldım. Bir yıl sonra tekrar e, Trabzon'da e, yapılan 2018 Milli Pul Sergisi'nde tekrar aynı vermey madalyayı aldık. Tabi burada esas amaç altın madalya almak. Fakat 4 puanla e, altın madalya 90 bizimki 86'da benim koleksiyonum. Tabi jüri de hadiince hemen vermiyor bu koleksiyon altın madalyayı. Çünkü verdikten sonra artık o koleksiyon yani işlevini tamamlamış demektir. Madalya konusu da böyle. Fakat şeyi e, çok ilginçtir. Tabi daha önce de bahsettiğim Atatürk'ü anlamak için Çanakkale'yi bilmemiz gerekiyor. Milli mücadele bu ülkenin hele bu zor zamanlarda beka sorunu dediğimiz olaylarda bu milli mücadele nasıl yapılmış, nasıl edilmiş, hangi devrelerden gelmiş, kaç tane şehit vermişiz onun için tekrar tekrar Çanakkale'yi bilmemiz gerekiyor. Evet. Bu yüzden bu Çanakkale koleksiyonu benim gözbebeğim, her şeyim. Yani onu hani o koleksiyonu anlatmakla bitiremem. Bir de örneğin e, değişik illerde bu sene 3, 3 de açacağım. Örneğin şeyde, Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı'nın tam şehitliğin ortasında büyük bir e, müzesi vardır. O müzede e, Kurban Bayramı'ndan sonra orada hazırlıklara başlayacağız. Büyük bir prodüksiyonla bir aylık bir sergi açacağız. Yani bunda baya bir... E, Hepsini... E, Reşat'ın Çanakkale Savaşı'ndan ilgili e, bir mülakatı. 7 Mayıs 1915. Almanya'da çıkan bir gazetedir. bu. Kendi hazırladığımız altlar. Çanakkale'de 2018 yılında Troya'dan ilgili e, çıkan pul ve e, iki yılda bir çıkan fiyatlar bunun üzerinden biz alışverişleri, takasları yaparız. Var ne iş?